Ebu Bekir el Sıddık, Allah ondan razı olsun, en sadık dostu ve en şerefli arkadaşı ararsanız Ebu Bekir'in gibisini bulamazsınız. O da Abdullah bin Abi Kuhafa, Osman bin Amir, bin Ömer el Kureyşi el Teymi. Başarılı bir tüccardı ve Arapların soy kütüğü hakkında en bilgili insanlardan biriydi. Halk tarafından çok sevilen, güzel ahlak ve nezaket sahibidir. Ayşe Allah ondan razı olsun dedi ki, Ebu Bekir İslam öncesi dönemde alkolü kendine yasaklamıştır. O, İslam'ı kabul eden erkeklerin ilkiydi. Sonra İslam'a davetçi olmuştur ve bir grup tanınan sahabilerin onun sayesinde İslam'ı benimsemiştir. Onların arasından Osman bin Affan ve Zübeyir bin El Avvam ve Saad bin Abi Vakkas, ve Talha bin Ubeydullah ve Abu Ubeyde bin Cerrah Allah hepsinden razı olsun. Kafirlerin bir kısmı İsa yolculuğunu Ebu Bekir'e anlattıklarında onu Hz. Muhammed konusunda şüpheye düşürmek istediler. Ebu Bekir dedi ki ben ona bundan öteye inanırım onun semadan getirdiği haberi tasdik ediyorum. Hazreti Ebubekir sahabelerin en hayırlı olanıdır. Ömer oğlu Allah ondan razı olsun dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kimlerin daha hayırlı olduğu konusunda insanları karşılaştırırdık. Biz Ebu Bekir sonra Ömer'i sonra da Osman'ı üstün sayardık. Onun bir rivayetine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaydık kimse Ebu Bekir'e eşit değildi. Sonra Ömer sonra Osman. O Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolunda eşlik etti ve ona canı ve malı ile yardım etti. Bu yüzden Allah onu överek şöyle buyurur. Eğer siz ona Resulullah'a yardım etmezseniz ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bütün malını Allah yolunda harcadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Ey Ebu Bekir ailen için ne sakladın? Dedi ki Allah'ı ve Resulünü onlara sakladım. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra halifeliği devraldı. Böylece mürtedleri bastırdı ve Ebu Bekir ile müminleri Allah ispat etti zekat vermeyi reddedenlerle savaştı. Ve dedi ki, vallahi Allah Resulü zamanında ona zekat olarak vermiş oldukları dişi keçiyi bana zekat olarak vermemeyi yeltenirlerse, bu zekatsa engel olmak suçundan dolayı onlarla savaşırım. Sıddık, Allah ondan razı olsun, hicretin 13. yılı olan Cümeada el-Kahire salı gecəsi 63 yaşındaykən vəfat etmiştir. Və Rəsulullahın sallallahu aleyhi ve sallam odasında yanına dəfn edilmişdir. Allah ondan razı olsun.